Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bir programda hatırlarsınız, ibadetlerin, iyiliklerin Allah rızası için yapılması gerektiğini anlatmıştınız. Bir sorumuz olmuştu da. Şimdi insanın hatırına tersten bir soru daha geliyor. Yani Allah-u Teala'nın emirleri sadece şunları yapın dedikleri değil ki, bir de yapmayın diye emrettikleri var. Yani haramlar dediğimiz, bizim günahlar dediğimiz şeyler var. Bunlardan da sakınmamız gerekiyor. Peki ibadetleri yaparken Allah rızası için yapmak lazım da, günahlardan sakınırken de mi Allah rızası için sakınmak lazım? Böyle bir soru var. Şimdi siz bunları sorarken bir Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin bir de Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin ile alakalı bir şey var. O hatırıma geldi. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri bir harpte bir kafiri tam öldürecek sırada adam son şeyle ağzını dolduruyor tüklükle. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin bari yüzüne tükürüyor. O da bırakıyor. Adam diyor ki bu fırsat benim elime gelse kaçırmazdım diyor. Öldürürdüm seni. Niye bıraktın beni? Biz diyor insanı öldürmek, insanı katletmek için yola çıkmadık. Bizim derdimiz bu değil. Sizin malınızda, mülkünüzde, karnınızda, kızlarınızda gözü yok, gözümüz yok. Peki niye savaşıyorsunuz? Biz size bir teklifte bulunduk. Putlara tapmaktan vazgeçin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Allah-u Teala'nın dinini yürün. Bundan amel edip cennete gidin diye geldik. Ama siz hayır dediniz. Kılıca sarıldınız. Kılıca sarılınca sizinle dövüşmeye başladık. Dövüşürken de ben Allah rızası için dövüşüyordum. Sen yüzüme tükürünce kızıp gadaba gelip, öfkeye gelip seni nefsime uyarak öldürürsem katil olurum ben diyor. O zaman kendisi için öldürecek. Kendim yani için öldürmüş olurum onu. Bir dakika bir dakika diyor ya. O ne demek diyor ya. Diyor sana öldürecek olursam diyor kendim için öldürürüm. Ben katil olurum o zaman diyor. Sen de Allah-u Teala'nın kolusun. Cezayı o verecek. Ben değil diyor. Ben sadece elçiyim. Ya bir dakika diyor ya. Bana şu dini anlatsana sen. Bana dini anlatsana. Sen diyor Allah rızası için bıraktın beni diyor. Evet diyor. Yani katil olmamak için. Çünkü ben de diyor akıbetimden korkarım. Akıbetimden korkarım. Adam Müslüman oluyor. Bir de Ömer bin Abdülaziz Hazretleri zamanında işte adamın işte bir sarhoş birisi şarkı söyleyip mırıldanıyormuş. Adam bu halini görünce kendi kendine benim devlet başkanı halife olduğum bir yerde sarhoş olarak sokağa çıkıyor. İnsanlar rahatsız ediyor. Bu nasıl iştir diyerek hemen zaptiyeleri gönderiyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri görmüş bunu. Adam içmiş şey yapıyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri pencereden görünce demiş getirin demiş ya. Ben devlet başkanıyım. Hem de adam benim devlet başkanım. Yani evimin yanında, sarayımın yanında böyle böyle söylüyor. Getirin şunu falan. Neyse emir yerine getirip adamı yakalayıp götürürlerken sarhoş Allah aşkına diyor. Muhammed aşkına beni halifenin huzuruna götürün. Ona bir çift sözüm var diyor. Bir çift sözüm var. Zaptiye durumu halifeye arz ederek efendim diyor sarhoş böyle böyle söylüyor. Size söyleyecek bir sözü varmış. Ne yapalım? Getirin diyor söylesin. Getir sarhoş geliyor halifenin huzuruna çıkıyor ve tam karşısına gelince aniden halifenin yüzüne tükürüyor. Orada bulunan herkes bu hali görünce zannediyorlar ki bu sarhoş adam artık kurtulamaz. Fakat Ömer bin Abdülaziz Hazretleri affettim bırakın gitsin buyuruyor. Efendim buna ikimisi ceza gerekirken niye affettiniz diye sual edince Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor ki yarın ahirette ameller Allah-u Teala Allah için olanlar ve nefis için olanlar diye iki şekilde arz edilecektir. Benim ona vereceğim ceza Allah içindi diyor. Yani sokakta insanlar... Baştan öyleydi. Baştan öyleydi. Fakat yüzüme tükürdüğü zaman işe nefsim karıştı. Ceza versem bu ceza nefsim için olacaktı ve bunun hesabını ben veremem diyor. İnsanlar ne yaparsa hepsinin hesabını verecekler. Bunlardan ancak Allah için yaptıklarından kurtulacaklardır. Niye onun yüzünden diyor ben Rabbimin huzurunda sıkıntıya düşeyim ki diyor. Yani. Değil mi? Bir sarhoşun yüzünden. Tabii. Ya şimdi bunları okuyorsun, bunları şey yapıyorsun. İnsan el ayağı buz kesiyor onu sana.
Yani Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin yaptığı, onu sana bunu yaptı, bunların yaptığı, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin. Hatta bir gün Eshab-ı Kiram bir araya gelmişler, böyle sohbet ediyorlar kendileri. Eshab-ı Kiram'dan bazıları, Hazreti Ebubekir var aralarında. Diyorlar ki, ya Ebubekir, sen diyorlar bu dereceye, bu mertebeye nasıl eriştin diye sual ediyorlar. Hazreti Ebubekir de radıyallahu anh cevap olarak, dünyaya karşı dini seçtim diyor. Ahiretten Allah Teala'nın rızasını seçtim. Hiçbir gün kendi hakkımı Allah Teala'nın hakkından üstün tutmadım diyor. Hiçbir zaman Allah Teala'nın hakkını kendi hakkımdan üstün tutmadım. Rabbimin emri bu, benim ya benim yok. Rabbimin emri öyleyse bu böyledir. Hem dünya böyle, yok dinim ne derse o. Rabbim ne derse o. E, öyle olunca da o sana yürüyen hani deve gördüm dese, evet. Ebu Bekir kulum, gökte, gökte yürüyen deve gördüm dese, yaratırım buyuruyor ondan sonra. E tabii her şeyi Allah için yapıyor. E, Allah için yapıyor. E, dolayısıyla yarın mahşer günü hepimizin ama amelleri ortaya dökülecek. Evet ben şu niyetim, valla ben kandırırım başkalarını, başkaları da beni kandırır. Burada birbirimizi kandırırız ama orada yok. Çünkü kitaplarda açık net bir şekilde mahşer günü insan hesaba çekilirken bütün organlar, insanın organları Allah-u Teala'nın emrinde olacak. El diyecek ki ben hırsızlık yaptım, göz diyecek ki harama baktım, kulak diyecek ki ben haram dinledim, ayak diyecek ki ben haram yere gittim, ağız diyecek ki efendim ben yalan söyledim, gıybet ettim, dedikodu yaptım. Dil bunları söyleyecek. Ne diyeceksin? Başka şahide gerek yok yani. Onun için de meseleyi iyi kavrayan, işte onlara salih kimseler diyoruz, evliya diyoruz, kavrayan, iyi anlayanlar yere kapaklanmışlar böyle. Allah Teala rızasından başka kılını kıpırdatmıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri, oğlu hastalanmış, oradaki münafıklar ilaç diye alkol veriyorlar. Tabi alkolün de şeyleri tezahür ediyor, görünüyor. Belirtileri. 80 sopa vurdu oğluna ve öldü. Ve dediler ki yani bu hileyle yapılmış, bu cezayı bu hak etmedi. Yok diyor. Alkolün belirtileri var. Sonra da vefat edince oğlu da ağladı babalık şefkatiyle. Sonra oğlunu rüyada görüyor. Boynuna sarılıyor, beni temizledin diye bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Yani dünyada temizlendim. Onlar yaptıklarını Allah için yapıyorlardı. Yaptıklarını Allah için yapıyorlar. Yoksa falan görsün, feşmaken görsün falan filan değil. Hatta işte hançerlenmişti, dikişler şey yapıldı. Doktor dedi ki ayağa kalkıp abdest alamazsın, namaz kılamazsın. Ne olur dedi. Yara patlar dedi, ölürsün. Bir namaz için dedi bu beden feda olsun. Onlar öyle yani. Onlar öyle. Onlar öyle. Bir namaz için, Allah-u Teala ibadet için bu beden feda olsun. Deyiverdiler onlar. Bunun için de dünya ve ahiret saadetlerin başı en iyisi Allah-u Teala rızasına, sevgisine kavuşmaktır buyurmuş din büyükleri. Allah-u Teala'ya yakın olmak, onun sevmesine kavuşmak demektir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allah-u Teala rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmek kolay değil. Nefsi temizlemek takva ile olur. Takva haramlardan sakınmak demektir. Nefsi temizlenmeyen kimsenin ibadetlerini ihlas ile yapması çok güçtür buyurmuş Erif-i-Sünnet alimleri. Hakikaten çok güç. Ama vaz mı geçeceğiz? Hayır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadetlerin bir hakikati var, bir de sureti var. Ama Allah-u Teala suretinde kabul ediyor. Onun için devam edeceğiz. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki keyfine göre yaşa. Fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap, fakat unutma ki her yaptığının hesabını vereceksin. E şimdi daha ne buyursunlar, ne desinler yani. Her yaptığının hesabını vereceksin. E o zaman, arkadaş Allah için yap ya bunu. Değil mi? Allah için yap. Adam gibi ol yani. Ha, adam gibi. Mert ol dost, yani. Dost doğru. Tamam. Mert ol yani. Hadise bunlar var. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki,
Dünyayı ahirete tercih eden şu üç şeye maruz kalır. 1. Sıkıntısı hiç eksilmez. 2. Yokluktan kurtulmaz. 3. Öyle bir hırsa kapılır ki hiçbir zaman boş vakit bulamaz. Milki bekadan gelmişem, fani cihanın eylerem. Milki bekadan gelmişem, fani cihanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem, huri cinanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem, huri cinanın eylerem. İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. Musa'ya didar olmuşam, vellen terani eylerem. Musa'ya didar olmuşam, vellen terani eylerem. Derviş Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Derviş Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Ben şişeyi çaldım taşa, namusu arın eylerem. Ben şişeyi çaldım taşa, namusu arın eylerem. Tamil Mihal, Saadeti Ebediye. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dünyayı Hristiyanlık kaplamıştı. İsa aleyhisselamın ruhaniyeti daha çok olduğu için, onun eshabının ve ümmetinin haline ve zamanına, bekarlık, ruhbanlık, yalnızlık yakışırdı. Papazlar, herkese rahip olmayı, yalnız yaşamayı emrediyordu. Allah yolunda bulunabilmek ve Allahü Teala'ya yaklaşabilmek, ancak ruhbanlıkla, yani evlenmemekle olur sanıyorlardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ruhi ve maddi hakikatlerin, üstünlüklerin hepsini kendinde topladığı için, onun eshabına ve ümmetine, yalnızlık da, çokluk da, bekarlık da, evlilik de faydalı olmaktadır. Bunlara, her ikisi de ve ikisi arasındaki orta halde yakışmaktadır. Papazlar, herkese ruhbanlığı, yalnız, bekar yaşamayı emrettiğinden, bunu önlemek için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, eshabının bekar yaşamasını yasak etti. İslamiyette ruhbanlık yoktur, buyurdu. Bir hadisi şerifte de, nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benden değildir, buyurdu. Daha nice hadis-i şerifler zihinlerdeki yanlış fikirleri kaldırdı. Allahü Teala'nın yolunda yalnız ruhbanlıkla gidilebilir düşüncesini gönüllerden çıkardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik nuru ile ve doğru firaseti ile biliyordu ki İslam dinini, İslam milletini dünyaya eshab-ı kiram ve tabiîn ve tebe-i tabiîn radıyallahu teâlâ anhum ecmaîn yayacaktır. İman kalasını koruyacakların ve dini İslam'ı yayacak olanların çoğalması için ve onlar ile dinin kuvvetlenmesi için nikah yapmayı, yani evlenmeyi teşvik buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz
gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildim mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince oradaki sahabiler onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu. Dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak, ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım, azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Eshabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu. Susturun, ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde, baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde. İslam ahlakı. Teyemmümün farzları 3'tür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle gusletmek için lazım olan teyemmüm birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu 2 teyemmümden birisi diğeri yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup bu şarttır. 2. Ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayarak meshetmek. 3. Ellerini bir daha toprağa vurup önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Maliki'de ve Şafii'de teyemmüm namaz vaktinden evvel caiz değildir ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. 6 şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır. Demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş
ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden mada her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa orada namaz kılınır ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları 5'tir. 1. Niyet etmek. 2. Meshetmek. 3. Teyemmüm ettiği şey toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4. Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun pak olması lazımdır. 5. Suyun istimaline hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarını oturarak kılar. Bir kimse suyu bulsa ama suyun bulunduğu mahal bir milden ziyade ise teyemmüm caizdir. Bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse teyemmüm etmek caiz değildir. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazı iade etmez. Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar. Yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse hasta olması muhtemel bulunursa teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa ortalık yaşsa o zaman tuğla ile teyemmüm eder, namazını kılar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Kırklareli ilimizin tarihi ilçesi Pınarhisar'dan sesleniyorum. Tabii gönül isterdi ki Pınarhisar'daki tarihi eserleri de Kırklareli'de olduğu gibi birer birer verelim. Kaynayan su gözesini gösterelim. Fakat programımızın imkanları buna müsait olmadığından biz burada Pınarhisar'a 4-4,5 kilometre uzaklıktaki Erenler köyünde bulunan Binbir Oklu Ahmet Efendi'yi anlatacağız. O da Pınarhisar'ın bir köyüdür, yol üstüdür Poyralı'ya doğru giderken. Ona gitmeden önce hem Pınarhisar'ın böyle karayolları levhasını göstererek biz buraya geldik diye gösterelim istedik. Hem de Pınarhisar Kalesi'ne çıkıp ilçeyi de şöyle kısa bir sürede olsa sizlere orada anlatmak istiyoruz. Ondan sonra da esas maksadımız olan Binbir Oklu Ahmet Efendi'nin rahmetullahi aleyh türbesini ve onun hayatından bazı şeyleri anlatacağız. Pınarhisar, İstanbul'da Edirne kapıdan çıkan tarihi Edirne yolunun bir kısmının üzerindedir. Ve tarihi ticaret yollarının üzerinde olduğu için geleni geçeni en az Kırklareli kadar fazla olmuştur. Tabii gelen geçen ticaret için gelip geçtiği gibi talar içinde gelip geçiyor. İstilacılar da gelip geçiyorlar. Haçlı seferleri sırasında Latinler, Katalanlar buradan geldiler, geçtiler. Efendim, Bulgarlar İstanbul'a göz diktiler. İstanbul'u almak için 5-6 defa İstanbul muhasaraları vardır. Alamadılar, gittiler. Gene bu bölgeden geçtiler. Osmanlı 1360'lı yıllardan sonra burayı çok kısa sürede 61-62-63 gibi fethini tamamladı. Ve burayı Türk ve İslam ülkesi haline getirdi.
Daha sonraki senelerde birkaç seneliğine Bulgarların hükmüne geçtiyse de tekrar Osmanlı hükmüne dönmüştür. Yani buna Osmanlı hükümranlığında bir kesiklik olduğu söylenmeyecek kadar az bir süredir. Öyle bir al-ver meselesi oldu. O gün bugündür burası hem kendi yerli halkıyla, yerli halkında Türkler de vardı, Bulgarlar da vardı, Ermeniler de vardı. Daha sonraki yıllarda burada bazı göçler oldu buraya. Bu göçleri şöyle sizlere söylemeye çalışayım. Mihalzadeler, Mihaloğulları zamanında, yani Mihaloğulları Kırklareli'nde camini gösterdiğimiz Hızır Bey'in ve onun oğlu Abdullah Bey'in zamanında buralara göçmen kabul edildi. Türklerin zaten İskan politikası böyleydi. Bir yeri fethettikleri zaman orayı İslam Türk ülkesi yapabilmek için oradaki Müslüman olmayanları kılıç çekerek Müslüman olun diye teklifte bulunmazlardı. Böyle bir şey yok dinimizde zaten. Din adına böyle gelip de masum insanları almak, kesmek bizim dinimizin emri değildir. Öyle diyenler yalan söylüyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Ne yaptı peki? Buralara Müslüman aileleri göçürttü. Nereden göçürttü? Bakın nerelerden gelmiş. Yani Pınarhisarlılar'da belki asıllarının nereden geldiğini bilmeyebilirler. Onları söylüyorum size. Isparta'dan buraya eşraf aileleri, yani tanınmış aileleri göç ettiler. Gönen'den göç ettiler. Kırım bölgesinden de Giray sülalesine çok göçenler oldu. Hatta Kırım'ın Osmanlı ile ilişkilerinin son dönemlerinde Hanlar sülalesinden de, Kırım Hanları sülalesinden, Giraylardan Pınarhisar'a gelen olduğu gibi Vize'ye, bilhassa Saray'a da gelen oldu. Saray'daki tarihi caminin avlusunda bu Kırım Hanlarından, sülaleden şöyle böyle 50'ye yakın kabir vardır. O bir mecburi ikametti. Sürgün değil de mecburi ikamet idi. Şimdi biz burada daha fazla durmadan gidelim kaleye de efendim. Bir de Pınarhisar'ı size gösterip sonra da göstereceğimiz türbenin yanına doğru yola revan olalım. Geçiyoruz efendim Pınarhisar'ı göstermek üzere kalenin yanına. Şu anda Pınarhisar Kalesi'nin burçlarından birinin şöyle benim boyum kadar yükseklikteki temelleri üzerindeyiz. Geniş bir duvarı var. 1,5-2 metreye yakın duvarları var. Güzel ocak taşıyla yapılmış, muntazam yapılmış, çok emek verilmiş. Tarihi de Osmanlı'nın fethinden önce de yapılmış olan bir kale olmasına rağmen maalesef şu anda harabe, işte bazı insanların gelip buralarda efendim vakit geçirmesine sebep olacak şekilde biraz da şey bakıma muhtaç bir halde. Güzel bir tarihi eser restorasyonu projesiyle güzel bir turistik yer haline böyle getirilmesi buranın mümkün. Şimdi arkamda bir miktarını görebiliyorsunuz. Günün bu saatinde gösterebildiğimiz kadarıyla size ancak bu tepeyi bulduk. Göstereceğiz Pınarhisar'ı. Buradan da Bibiroklu Ahmet Efendi'nin kabrine gideceğiz. Burada zaten fazla kalmayacağız. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, yani 93 Harbi sırasında Kırklareli ile beraber Pınarhisar'da Rusların istilasına uğramıştır. Rusların o gelişlerinde buraya belki bir vatan yapmak için gelmediler buraya. Ama Osmanlı'nın o günkü bazı devlet adamlarının, Mithat Paşa dahil, uygunsuz bir siyasetiyle sanki Rusları kışkırttılar. İngilizler de bu kışkırtmanın arka perdesindeydi. Hem Osmanlı'ya yapmayın etmeyin dediler, hem de Rus'un gelip Osmanlı'yı bir hırpalamasını istediler. Osmanlı Silahlı Kuvvetleri bu 93 Harbi'nde maalesef fena şekilde hırpalandı. Ta Yeşilköy'e kadar indiler, değil ki Pınarhisar'a viziye gidecekler. Dolayısıyla buralarda tarihi eserlerimizde de bazı tarihi kıymetli şeylerimizde de çok büyük tahribata da Ruslar sebep oldular. Çünkü onlar ne hikmetse Osmanlı tarihi eserlerinden hem bir nemalanmak istiyorlar, hem de onları maalesef haber vermeden alıp gidiyorlar. Bunun adına çalma denir. Şimdi daha sonraki yıllarda 1912 yıllarında bu sefer
Bulgarlar İstanbul'a kadar gitmeye niyetlendiler ama Çatalca'dan öteye geçemediler. Çünkü İngiltere, Fransa gibi büyük Avrupa devletleri böyle Bulgar'ın bir Slav ırkından birisinin veya Rus'un İstanbul'a hakim olmasını kesinlikle istemiyorlardı. Kalırsa Osmanlı'da kalsın ama Rus'un eline geçmesin, geçerse bir daha alamayız diye. Yine onlar mani oldular. Böylece burada bir müddet istilaları devam etti. Daha sonrasında Yunanlılar İngiliz'in kışkırtmasıyla İzmir'de karaya çıktıktan sonra İzmir'den Polatlı'ya kadar, oradan döndüler işte Mudanya yoluyla Tekirdağ, Tekirdağ'dan da ta Bulgaristan hududuna kadar bu bölgeleri 2 aylık bir süre için dahi olsa istila etmiş oldular. Yani Pınarhisar ilçelerimiz arasında gazi ilçelerden birisidir. Buna rağmen ayakta kalmıştır. Şu anda işte Demirköy'e böyle 50 kilometre kadar mesafede olan bir çimento sanayii bulunan, daha başka da ondan başka bir sanayi bulunmayan bir asude, böyle mütevazı bir ilçemizdir. İşte bunun bir köyünde Binbiroklu Ahmet Efendi'nin kabri var. Şimdi buradan oraya gidiyoruz efendim. Binbiroklu Ahmet Efendi'nin türbesine giderken Pınarhisar içerisinden yokuşa, kale istikameti de denebilir, yokuşa doğru çıkarken bir kabre rastladık. Tarihi bir kabristan. Sonradan yeni definler de olmuş. Yani Osmanlıca yazılan kabirler de var. Taşları bugünkü harflerle yazılan kabirler de var. Efendim burada bir Haydar Baba kabri var. Biz de doğrusu bunu arıyorduk. Ararken bulduk. Ahmet Efendi'nin harp arkadaşı olduğu için, silah arkadaşı olduğu için bunu da burada sizlere anlatmak istedik. 1367'lerde 1. Murat Har'ın Kırklareli bölgesindeki fetih harekatı sırasında, yani oradaki Kırklar şehitlerinin, Kırk şehidin verildiği zamanda Pınarhisar'ın fethi içinde bir müfreze ayırdı. Bu müfrezede efendim Hacı İl Bey ve Gazi Mihal Bey vardı. Yani Kırklareli'ndeki Hızır Bey Camii'ni yaptıran Hızır Bey'in babasıydı bu Gazi Mihal. Köse Mihal'in de torunu. İki Mihal birbirine karıştırılıyor. Köse Mihal o sülaleden ilk Müslüman olup Osman Gazi'ye arkadaşlık eden, sonra da Osmanlı'nın komutanlığını yapmış, birçok fetihlere imza atmış kıymetli bir insan. Onun oğlu Paşa, onun da oğlu bu sefer Gazi Mihal. Bu Gazi Mihal'in de Edirne'de Meriç'in üzerinde efendim köprünün hemen yanında hem kabri var hem de yaptırdığı bir cami var. Köprüye de Gazi Mihal Köprüsü diyorlar. Üzerinde de öyle levha var. Eskiden başka türlü yazıyordu. Onu çekim sırasında söyledik ilgililere, düzelttiler sağ olsunlar. İşte bu Haydar Baba dediğimiz aslı Haydar Bey, Ahmet Bey, bir de Galip Beyler. Üçünden meydana gelen müfreze. Yani bir göreve gidin ifa edin dediğiniz bir ekip. Bugün operasyon ekipleri yapılıyor ya, onun gibi efendim. Bunlar da buraya geliyorlar. Buranın fethi esnasında belki birkaç bey daha var. Fakat bunlar burada şehit düştükleri için bunların adları daha çok anılmış. Bilhassa Binbiroklu Ahmet Efendi'yi Sultan Murat Han çok severmiş. Ve onlara burada efendim toprak da vermiş daha önceden. Evet, ve işte bu Haydar Baba buraya defnedilmiş. Burada mı şehit oldu? Hayır. Galip Bey ile Haydar Bey burada şehit olmadı. Binbiroklu Ahmet Efendi ise şehit edildiği yere defnedildi. Üstündeki türbesini de Murad-ı Hüdavendigar, yani 1. Murat Han yaptırdı. Ve uzun sürede orayla ilgilenmiştir. Vefatına kadar buralara yolu düştüğü zaman da orayı ziyaret ederdi. Şimdi bu bir kabristanın ortasında kalmış bir kabir. İlgililer sağ olsunlar epey bir şeyler yapmışlar. Ama insanlar bundan haberdar olması için bir defa yollara bilgilendirme levhaları koymaları lazım bir. İkincisi buralara bir türbe gibi olmasa da gelenlerin karda, kışta, yağmurda da gelen olur. Şimdi insanlarda araba var, kış yaz demiyorlar tatile çıkarken. Şuralara birer oturaklar konursa, sundurmalar şeklinde, burası bir ziyaret yeri haline getirilir.
Yani bundan 400 sene önce yaşamış, 500 sene önce yaşamış, bu memleketi bize yurt olarak bırakmışlar. E bunlara Fatiha okumayıp biz kime okuyacağız efendim? Biz okuyalım ki yarın da bizim kabrimizin başına gelenler Fatiha okumaya ihtiyaç duysunlar. Şimdi Ahmet Efendi'ye gidiyoruz. İyi ki arkadaş olduğu için bunu öne aldık. Şehrin içinde, Pınarhisar ilçesinin içinde. Öteki ise eski adı Tekke olan şimdiki Erenler Köyü'nün hemen girişinde. Şimdi oraya gidiyoruz efendim. Binbiroklu Ahmet Efendi'nin türbesinin önündeyiz. Pınarhisar ilçesi, eski adı Tekke olan, şimdiki adı Erenler olan köyün hemen girişinde Pınarhisar'dan gelirken sağda mükemmel bir Selçuklu tipi, hatta Osmanlı tipi bir türbeyi Murad-ı Hüdavendigar Hazretleri emrindeki tımar sahiplerinden biri olan Binbiroklu Ahmet Efendi'ye vefatından, şehadetinden sonra yaptırmış. Pınarhisar'ın fethine gönderdiği Hacı İlbey ve Gazi Mihal Bey'in birlikleri içerisinde tımar ve zahmet sahiplerine, yani onlar da bey. Bir üst komutan Hacı İlbey, Hızır Bey, Gazi Mihal Bey, Hızır Bey değil Gazi Mihal Bey. Onun bir altındaki komutanlar, yani tabur komutanları diyelim, ise Ahmet Bey, Haydar Bey ve Galip Beyler. Ve buranın fethi esnasında şehit olmuştur. Şehit olduğu yere de defnedilmiştir. Murat Han'ın emriyle. Fakat Haydar ve Galip Beyler ise Pınarhisar ilçesine kalenin yakınındaki bir mezarlığa defnedilmişti. Biraz önce Haydar Bey Rahmetli'nin, bunlar bey derken komutan anlamına, yani öyle almak lazım. Osmanlı'da bey ona denirdi efendim. Binbiroklu olmasının sebebi, insanlar diyorlar ki işte savaşırken efendim kellesi kesilmiş, kellesini koltuğuna almış, savaşmaya devam etmiş. Birçok harp menkıbelerinde bunlar var. Ama esas bu Ahmet Efendi'nin Binbiroklu diye adlandırılması, tabir edilmesinin temelinde çok hızlı şekilde düşmana karşı ok çekebilirmiş. Yani ne yapıp yapıp, yani anında karşıdaki hedefi vururmuş. Hani beklesin, vay sadaktan çeksin, çekemedi falan filan, benim okum nereye gitti? Yok böyle bir şey. At üzerinde giderken hızlı bir şekilde. Onun için ya bu adam bu kadar oku nereden buluyor? Bin bir tane oku mu var falan gibi bir ifadeyle sonra adı böyle kalmış. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Buranın fethinde ilk şehit düşenlerdendir. Kendisinin Anadolu'da herhangi bir yerde bir tımarı, zahmeti vardı. Tımarı vardı mutlaka. Ama o tımar, zahmet, mal, mülk hepsi bir tarafa, memleket yoluna feda olmak bir tarafa demiş, buraya gelmiş. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. 1367'den bugüne kadar zaman geçmiş. Biz gelen torunları ise onları onlardan böyle 600 küsür sene sonra, 630-640 sene sonra geliyoruz, türbesinin başında anıyoruz. Sizler de ekranınızın başından fatihalarınızı okuyunuz. Süremizin çok kısıtlı olduğunu arz ederim. Çünkü Haydar Bey'i biz planlamamıştık ama bu ilçenin bazı görevlileri bize istirham ettiler. Bu Haydar Bey'i de koyalım buraya dediler. Biz de onu vazife addettik. Onlara da teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah Haydar Bey hakkında daha da yeni bilgiler alarak onlara da ulaştırırız. İlçede oraya çok güzel bir şekilde ziyaret yeri yapabilir. Tabii böyle ziyaret yerine gelen insanlar efendim bir şeyler kesiyorlar. Bunu Allah rızası için sadaka niyetine kessinler. Buradaki insan kurban beklemiyor. Kurban Allah-u Teala'ya kesilir. Efendim buralara bez bağlamaya lüzum yok. Şu ağaçlara çivi çakmaya lüzum yok. Yani türbe ziyaretini yapan insan kitaplarımızda ne diyorsa öyle ziyaret etmelidir. Bezden, çabuttan medet beklememeli. Diyanet işlerimizde zaten bütün böyle türbe ziyaret yerlerine bu şekilde levhalar yazarak aman yapmayın diyor. Ama insanlar ya Diyanet öyle diyor ama ben gene bir mum dikeyim falan deyip gelip sağa solu mumla kirletiyorlar. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Hoşça kalınız.